7 yaşındaki Yusuf arkadaşları gibi rahatlıkla oyun oynayıp yazı yazamıyor. Çünkü onun ve ailesinin çilesi Yusuf daha doğarken başladı. İddiaya göre doktor hatasıyla Yusuf'un sağ kolu sakat kaldı. Anne babaya bizlere bu ölüm oldu bu. Beyinden gelen 5 tane sinirin 3'ünü kopartıp ikisine de hasar verdiği için şu an kolu çok güçsüz. 7 yaşındaki Yusuf'un hayatı doğum sırasında karardı. Kopan sinirleri yüzünden Yusuf sağ kolunu kullanamaz oldu. Normal doğum esnasında hani eyvah diye bayağı bir paniklediler. Bununla alakalı tedavi olmasına gerek yok. Zaten 3 ay kendiliğinden düzelecek diye ibarelerde bulunuyordu bize. Yusuf'un doğum sırasında kol hareketini sağlayan 5 sinirden 3'ü koptu. Diğer ikisi de zarar gördü. Annesi ve babaannesinin iddiasına göre doktor ciddi bir şey yok dedi. Ancak Yusuf'un hayatı ameliyat masasında geçti. Yaşı kadar ameliyat geçirdi. Bu çocuğu 18 yaşına kadar ameliyatlar bekliyor. Ben kendi halimle ilgilenirken ailem tarafından fark edildi çocuğun kolu. Yusuf, sen o bisikleti kim aldı? Baba varmış. Brekyal plexus yani sinir sıkışması genellikle kilolu bebeklerin doğumu sırasında görülebiliyor. Ancak Yıldırım ailesi Yusuf'un durumundan doktoru sorumlu tutuyor. Ne zor doğum oldu ne de bebek kiloluydu. Bunu atlatacaksınız deyip bizi hep başından savdı yani. 7 yaşındaki Yusuf özel bir hastanede dünyaya geldi. Ailesi bir terslik olduğunu, doğumhane çıkışı doktorun yüz ifadesinden anladı ve çok geçmeden Yusuf'un omzundaki morlukları gördüler. Bir baktık çocuğun kolu böyle torba gibi sallanıyor. Hiç yok çocuğun kolunda. Ki hafif dedi, ya bir kırılma oldu dedi ya da bir sinir sıkışması, önemli bir şey yok dedi. Yusuf 6 ameliyat geçirmesine rağmen sağ kolunu hala istediği gibi kullanamıyor. Kendi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor. Şu an 2. sınıfa gidiyor Yusuf ve sağ eliyle yazı yazamıyor. Parmakların zaten 3'ü hareket edebiliyor. Diğer ikisi hareket edemiyor. Aile doğumu gerçekleştiren doktor ve hastaneden şikayetçi oldu. Yusuf ise yeni ameliyatlarla sağlığına kavuşmayı bekliyor.